Kolay dersliğe hoş geldiniz. Bu videomuzda İngilizce saatleri öğreneceğiz arkadaşlar. Biraz karışık gibi görünse de aslında çok kolay ve keyifli bir konu. Hadi başlayalım o zaman. İngilizce saati nasıl sorarız? Yani saat kaç, nasıl denilir? Önce bununla başlayalım isterseniz. İki farklı şekilde sorabiliyoruz. İlki, what time is it? Saat kaç demek? Tekrar edelim isterseniz. What time is it? İkincisi ise, what is the time? Bu da saat kaç demek arkadaşlar. Aralarında hiçbir fark yok. Tamamen aynı anlama geliyorlar. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Hatta bazen what is the time'ın is kısmını kısaltarak what's the time şeklinde de yazabilirsiniz. Onu da görelim. Bunların üçü de aynı şey. Görürseniz kafanız karışmasın. Peki bu sorulara nasıl cevap verebiliriz? Saatleri söylerken en kolayıyla, yani tam saatlerle başlayalım. Tam saat nedir? Mesela saat tam 4 ya da tam 9 gibi cümleleri söylemeyi öğreneceğiz şimdi. Biliyorsunuz arkadaşlar, analog saatlerde, yani akrep ve yelkovanı olan saatlerde, eğer yelkovan, yani buradaki uzun kol, bu resimdeki gibi tam 12'yi gösteriyorsa arkadaşlar, saatimiz tam bir saattir. Bu durumlarda o'clock kelimesini kullanıyoruz. Örnekler üzerinde anlatalım, daha iyi anlayacaksınız. Bakın ilk örneğimizde arkadaşlar uzun kol 12'nin üzerinde. Uzun kol 12'nin üzerinde ise bu bir tam saat. Peki ama saat kaç? Kısa kol kaçı gösteriyorsa arkadaşlar saat odur. Kısa kol 1'i gösteriyor. O zaman saatimiz tam 1, yani 01:00 diye de gösterebiliriz. Şimdi bizim saat tam 1 dememiz lazım. Nasıl diyeceğiz? Saatleri söylerken cümleye hep it is diye başlıyoruz. Ve ardından saat kaçsa onu söylüyoruz. O yüzden it is 1 o'clock diyeceğiz. O'clock kelimesi sadece tam saatler için geçerliydi, bunu unutmayalım. It is 1 o'clock. Peki sıradaki örneğimize bakalım şimdi de. Burada arkadaşlar saat tam 4. Çünkü uzun kol, bakın, 12'nin üzerinde, kısa kol ise 4'ü gösteriyor. Yani saati dijital olarak 04:00 diye de gösterebiliriz. Cümlemize it is diye başlayacağız. Saat 4 olduğu için it is 4 o'clock diyeceğiz arkadaşlar. It is, burada olduğu gibi bakın böyle it's diye kısaltılarak da yazılabilir. It's diye okuruz bu durumda. Peki sıradaki saatimize bakalım. Saat 10, yani rakamlarla 10:00 diyebiliriz. Bu da it's 10 o'clock olacak değil mi arkadaşlar? Ne yaptık? Saati aynen yazdık. 10 ve sonuna sadece o'clock ekledik. O'clock kelimesini kullanarak tam saatleri söylemeyi öğrendik. Şimdi ise 5 geçiyor, 10 geçiyor gibi durumları nasıl ifade ederiz onu öğreneceğiz. Bunun için arkadaşlar past kelimesini kullanıyoruz. Past, geçe demek. Bakalım hangi durumlarda kullanıyormuşuz. Aslında aynı Türkçedeki gibi. Biz Türkçede de bir saati 30 dakikadan daha az bir süre geçmişse, örneğin 5 geçiyor ya da 10 geçiyor gibi, değil mi, cümleler kuruyoruz. Geçe kelimesini kullanıyoruz bu durumda. İşte bu İngilizce'de past demek. Bakın arkadaşlar, saatin uzun kolu bu saatin pembe kısmında gördüğünüz noktalardan herhangi birinde ise, başka bir deyişle dakika kısmı 30 veya daha azsa past kelimesini kullanacağız. 5 geçiyorsa 5 past, 10 geçiyorsa 10 past, 15 geçiyorsa, bakın Türkçe'de çeyrek geçiyor diyoruz ya, hani İngilizce'de çeyrek quarter demek. O yüzden quarter past dememiz gerekiyor. 20 geçiyorsa 20 past, 25 geçiyorsa 25 past, 30 geçiyorsa, eğer 30 dakika biliyorsunuz bir saatin tam yarısı, biz de Türkçe'de buçuk diyoruz buna, İngilizce'de ise half past diyeceğiz. Half, yarım demek arkadaşlar. Yarım geçiyor anlamına geliyor biraz. Şimdi belki karışık gelmiş olabilir ama örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Buradaki ipuçlarımız da böyle yanda durmaya devam etsin ve ilk örneğimizi yapmaya çalışalım bakalım. Saatimiz, bakın, kısa kol 1'de olduğu için 1'i 10 geçiyor değil mi? Çünkü uzun kolumuz 2'nin üstünde, yani 10 dakikayı gösteriyor. O yüzden bunu biz 0-1-10 şeklinde yazabiliriz rakamla. Bakın 0-1-10. Cümlemize it's diye başlamalıyız. Bütün saatleri söylerken önce arkadaşlar dakikayı söylüyoruz, sonra da saati. Yani it's 10 past 1 diyeceğiz arkadaşlar. Bakın it's 10 past 1. Burada ise bakın 8'i saat 25 geçmiş. Yani 08:25 oluyor dijital olarak. Önce dakikayı söylememiz gerekiyor. Yani arkadaşlar
Bakın neymiş? 25 past'ı kullanacağız. 20, it's 25 past 8. Cümlemize it's ile başladık. It's 25 past 8. Yani saat 8'i 25 geçiyor dedik. Daha önce de söylediğim gibi it's ya da it is fark etmez. İkisini de kullanabilirsiniz. Sıradaki saatimize bakalım. 5'i 15, yani çeyrek geçiyor değil mi arkadaşlar? Bakın ne diyeceğiz bu durumda? Öncelikle rakamla yazalım. 05:15 yani değil mi? Burada çeyrek geçiyor. Bakın quarter past diye kullanıyorduk. It's quarter past 5 diyeceğiz. It's quarter past 5. Sıradaki saatimiz 11:30 değil mi? 11:30 geçiyor. O zaman rakamlarla 11:30 diyelim. Buçuğu nasıl ifade ediyorduk? Bakın burada var. Half past diye değil mi? Half past buçuk demekti. O yüzden it is half past 11 dememiz gerekiyor. It's half past 11. Uzun kol saatimizin arkadaşlar pembe tarafındayken past kelimesini kullandık. Şimdi ise dakikalar ilerlediğinde ve uzun kol mavi tarafa geçtiğinde ne yapacağız? Onu öğreneceğiz. Bu durumda ise to kelimesini kullanacağız. To arkadaşlar kala demektir. Saatimizi inceleyelim. Bakın diyelim ki uzun kol 7'ye geldi arkadaşlar. Kısa kol ise 1'in üzerinde olsun. Şöyle kısa kolumuzu da şöyle çizelim. Bu durumda saat 1'i 35 geçiyor olacak değil mi? Ama saati söylerken biz 30'dan büyük sayıları kullanmayı sevmeyiz. 1'i 35 geçiyor yerine 2'ye 25 var deriz. Bakın çünkü 2'ye ne kadar kalmış burada? 25 dakika. Hatta şöyle çizelim. Bakın burada 25 dakika kalmış değil mi 2 olmasına? Çünkü 25 dakika sonra saat 2 olacak. Aslında aynı Türkçedeki gibi. Yine örnekler üzerinde daha iyi anlayacağınıza inanıyorum. İlk örnekle başlayalım. Burada saat kaç arkadaşlar? Bakın küçük kol 8 ile 9 arasında. Yani saat 8'i geçmiş ve 9'a yaklaşıyor. Peki saat 8'i kaç geçmiş? 35 geçmiş. Yani saat 08:35 diyebiliriz dijital olarak. Rakamla 8:35 yazdık. Ama saati söylerken bakın burası önemli. 8'e 35 geçiyor demeyeceğiz de 9'a 25 var diyeceğiz. Zaten şuradaki saatimize baktığımızda burada da görebiliriz. Yelkovan 7'nin üzerindeyse bakın şuraya bakalım. 7'nin üzerindeyse ne diyoruz? 25 to. Değil mi? Yani 25 var diyoruz. Yazalım bakalım. It is 25 to 9. Değil mi? Çünkü 9'a 25 var. 8'de 35 geçiyor. Sıradaki örneğimize de bakalım. Bakın saat 3'ü 45 geçiyor burada değil mi? Saat 3'ü 45 geçmiş. Neredeyse 4'e geliyor artık. 4'e ne kadarcık kalmış? Çeyrek kalmış. Yani 15 dakika. O yüzden şimdi biz bunu bir rakamla 3.45 diye göstereceğiz. Değil mi? Şöyle. Saatin 4 olmasına ne kadar kalmış? 15 dakika. Yani çeyrek saat. Bu durumda 4'e çeyrek var diyeceğiz. Diyelim bakalım. It's quarter to 4. Burada quarter'ın başına arkadaşlar e de yazabiliriz. Onu da göstereyim şöyle. It's a quarter to 4 da diyebilirsiniz. Bu da yanlış olmaz. It's yerine it is de diyebilirsiniz. Bakın şöyle it is diye de başlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Peki sıradaki örneğimize bakalım arkadaşlar. Burada saat bakın 6'yı 55 geçiyor. Yani neredeyse 7 olmuş değil mi arkadaşlar? Kısa kol artık 7'ye değiyor neredeyse. O zaman it's 5 to 7 diyebiliriz değil mi? Çünkü 7'ye sadece 5 dakika kalmış. It's 5 to 7. Buradaki renkli saatimizde de aslında arkadaşlar bütün bu öğrendiklerimizin minik bir özeti var. Bunu şöyle sizler için tam ekran yapmak istiyorum. Bunun ekran görüntüsünü alabilir ve eğer isterseniz bir kağıda yazabilir ya da çıktısını alabilir ve bir yere asabilirsiniz. Sürekli gözünüzün önünde olursa kolaylıkla öğrenirsiniz diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar son olarak anlatmak istediğim AM ve PM olayı var. AM arkadaşlar öğleden önce demek. Yani gece 24'ten öğlen 12'ye kadar olan kısım. PM ise arkadaşlar öğleden sonra demek. Yani öğlen 12'den gece 24'e kadar olan kısım. Bunlar ne işe yarıyor? Mesela saat 7 dediğiniz zaman sabah 7 mi, akşam 7 mi anlaşılması için arkadaşlar AM ya da PM kullanmalısınız. Örneğimize bakalım. It's 8 PM demiştim arkadaşlar. PM bakın neydi?
öğleden sonraydı. O zaman anlıyoruz ki saat akşam 8'den bahsediyor. Eğer 8 AM demiş olsaydı sabah 8 olduğunu anlayacaktık. Bu son bölümümüzde burada arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Size ders anlatmayı çok seviyorum. Başka videolarda yine buluşalım. Hoşça kalın.